Değerli basın mensupları, dün büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün benim doğum günümdür dediği, yok edilmek istenen bir ulusun emperyalizme karşı en haklı, en şanlı, en onurlu mücadelesini başlattığı 19 Mayıs 1919'un 103. yıl dönümüydü. Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutladık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kurtuluşu saraylarda değil, milletimizin tertemiz sinesinde arayanlarla birlikte harekete geçip Samsun'a ayak bastığı bu günü, istiklalimizi ve cumhuriyetimizi ilal ebed muhafaza ve müdafaa etme görevini verdiği gençlerimize bayram olarak armağan etmiştir. Büyük Önder, gençlerine umut veremeyen bir ülkenin geleceğine de asla umutla bakamayacağını görmüştür. 19 Mayıs'ın 103. yıl dönümünde bu beceriksiz yönetimin elinde gençlerimiz işsizdir. TÜİK'in makyajlı verilerine göre dahi bu ülkede çalışmayan, okumayan 3 milyon genç vardır. Taşı sıksa suyunu çıkaracak gençlerimiz ev genci olmuş ailelerinin eline bakmaktadırlar. Ev genci sayısı itibariyle üyesi olduğumuz Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı içerisinde Kolombiya'nın ardından ikinciyiz. Bu ülkede analar, babalar yeter ki evladım okusun diye yemiyor, evlatlarına yediriyor. Giymiyor, evlatlarına giydiriyor, okutuyor ama üniversite mezunları da iş bulamıyor artık. Her 100 işsizden 27'si üniversite mezunu. Üniversiteli işsiz sayısı 1 milyonun üzerinde. TÜİK verileriyle 2021 yılında 18-24 yaş arasındaki gençlerin 1/5'i mutsuz. Oysa 4 yıl önce 2017'de gençlerin 1/10'u kendini mutsuz sayıyordu. Ucube saray rejimi fiilen hayata geçtikten sonra 4 yılda ülkemizde mutsuz gençlerimizin oranı 2'ye katlanmış. Ucube saray rejimi gençlerimizin neşesini, gülüşünü ve mutluluğunu çalıp götürmüş. Bugün ülkemizde her 100 gençten 8'i eğitimini yarıda bırakıyor. Eğitimden uzaklaşan gençlerimizin yarısı ekonomik sıkıntılar nedeniyle okulunu bırakıyor. Bu ucube yönetim insan sermayemizi yok yere tüketiyor. Çalışabilen şanslı gençlerimizi de aldığı ücret ve maaşlar mutlu etmiyor. 2017'de çalışan her 100 gençten 31'i kazancından mutsuz iken, 2021'de çalışan her 100 gençten 38'i kazandığıyla mutlu olamıyor. Erdoğan şahsi hükümeti ülkeyi çok kötü yönetti. Paramızı pul etti. Milletimizi hayat pahalılığına ezdirdi. Bu koşullarda gençlerimiz nasıl evlenecek, nasıl yeni bir hayat kuracak, kara kara düşünüyor. Karı koca çalışan genç bir çiftin bir ev bir araba alması artık hayal oldu. Ama iş başındaki hükümet milleti unutmuş. Gençlerin halini görmüyor. İşte uçan konut fiyatlarını düşürmek için çıkardıkları son paket. İlk defa ev alacaklara %0.99 faizle 10 yıl vadeyle 2 milyon lira kredi. Siz bunun aylık geri ödemesini hesapladınız mı? Allah aşkına ayda 28.555 liralık kredi taksidini ülkemizde kaç tane genç ödeyebilir? Bunu ödese ödese dolar avro kazanan yabancılar öder. İnşaat maliyetleri uçmuş, eldeki konut sayısı azalmış. Sen kredi vererek yabancılara, konut satanlara teşvik vererek, Türk vatandaşlığını yabancıya eşantiyon diye vererek talebi azdırıyorsun. Bu cahillik neticesinde daha kredinin lafı duyulur duyulmaz konut fiyatlarına zam yağdı. Fiyat düşüreceğiz diye yola çıkan iş bilmezler konut fiyatlarını bu sefer roket gibi uçurdu. Milletin sesine kulak vermiyorlar. Metal yorgunu kadrolarıyla çözüm üretemiyorlar. Milleti bırakmışlar. Birkaç yandaşın peşine takılmışlar. Türkiye'yi büyük bir barınma krizinin kucağına atıyorlar. Ama bu topraklarda umutsuzluğa yer yok. Biz umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır
ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisiyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin olduğu yerde her zaman umut vardır. Gelecek vardır. Geleceğimizi gençlerimizle beraber inşa etmeye kararlıyız. Beceriksiz, ehliyetsiz saray kadrolarının elinde ülkemiz sadece barınma kriziyle değil, çok ciddi bir gıda ve açlık kriziyle de karşı karşıya. İstanbul'un bazı ilçelerinde ekmek fiyatı 4,5 lirayı buldu. 1 litre karton süt 20 lira oldu. Bakkaldan süt alıyorsunuz, ne kadar diye soruyorsunuz, bakkal çok özür dilerim 20 lira oldu diyor. Sen niye özür diliyorsun be esnaf kardeşim? Özür dilemesi gereken sen değilsin. Özür dilemesi gerekenler manda yoğurduna, kestane balı, Medine hurması, yulaf ezmesi katıp akşamları afiyetle mideye indirirken vatandaşlarımızı 1 litre süt bile alamaz hale getirenlerdir. Bu yıl mutfakları yaz mevsimi de kurtaramayacak. Ucuz sebze meyve artık hayal oldu. TÜİK'in son açıkladığı makyajlı istatistiklere göre dahi tarım ürünlerinde üretici fiyatları Nisan'da sadece tek bir ayda %18 artmış. Son bir yıldaki artış ise %119. Ama bugün millete yansıyan gıda enflasyonu %91. Yani heybede daha çok turp var. Maliyet enflasyonunda şampiyonluk baklagiller, tahıllar gibi bitkisel ürünlerde. Buradaki fiyat artışları %191. Son bir yılda DAP gübresi %205, üre gübresi %293 zam gördü. Traktöre konacak mazotun fiyatı %240 arttı. Akaryakıta hala zam üstüne zam geliyor. Bugün İstanbul'da benzinin litresi 23 lira 86 kuruşa çıktı. 24 liraya dayandı. Sadece çiftçi değil, besici ve süt üreticisi de zamların altında izliyor. Besi yemi de süt yemi de son bir yılda %134 zamlandı. Bugün 1 litre sütün raftaki fiyatı 20 lirayı geçtiyse, çiftçi üretemez hale geldiyse, 1 kilo kıyma 150 lirayı bulduysa, bunun hesabı bakkaldan, kasaptan, esnaftan, tüccardan, manavdan, çiftçiden değil. Çiftçiye kanunla vermeyi taahhüt ettiği desteğin bugüne kadar yarısını bile vermeyen, yanlış politikalarıyla milli paramızı pul eden Erdoğan şahsım hükümetlerinden sorulmalıdır. Mayıs ayının 1/3'ü geçti. Çukurova bölgesinde buğday hasadı başladı başlayacak. Ama ortada buğday taban fiyatı yok. Geçtiğimiz yıl yaşadığımız sıkıntılar ortada. Bu hükümet çiftçiden buğdayının tonunu 2250 liraya satın aldı. Sonra o buğdayı alan aynı toprak mahsulleri ofisi, aynı hükümet buğdayın tonunu dışarıdan 6700 liraya ithal etti. Kendi çiftçisine verdiğinin 3 katını başka ülkelerin çiftçisine verdi. Bugün mevcut dolar kuruyla buğdayın ithal fiyatı 7140 lira. Çiftçimizin kazanması, borçlarını kapatıp seneye de tarlasını ekebilmesi için buğdayda taban fiyatı en az 7,5 lira olmalıdır. Artık hükümet eve deli ele iyi olmalıyı bırakmadıdır. Ayrıca kuru alanlarda üreticinin ekmeğe devam edebilmesi için bu arazilerde çiftçiye verilen prim diğer arazilerde verilenlerden çok daha yüksek olmalıdır. Çay üreticisine verdiğiniz taban fiyat maalesef tavan fiyat oldu. Özel fabrikalar yarı fiyatına çay alıyor. Bir an önce çayda taban fiyatını gerçekten en düşük fiyat haline getirecek önlemleri alın. Bırakın el iyisi olmayı. Bırakın başka ülkelerin çiftçisini sevindirmeyi. Bu toprakların çiftçisini yaşatın. Biz Erdoğan şahsım hükümetine boşuna el iyisi demiyoruz. Bunlar kendi gencine, kendi esnafına, kendi çiftçisine, kendi emekçisine, kendi emeklisine olabildiğince gaddar. Elin gencine, elin çiftçisine, Londra'daki bir avuç faiz lobisine, beşli çetelerine de alabildiğine müşfik. İlk 4 ayda bu ülkenin çiftçisine, besicisine verdikleri toplam destek
15 milyar 636 milyon lira. Ama aynı dönemde dövize endeksli mevduat sahiplerini kur hareketlerinden korumak için bütçeden verdikleri para 16 milyar 256 milyon lira. Buna bir de vazgeçtikleri 10 milyar liralık vergi tahsilatını da ekleyin. İlk 4 ayda, bu yılın ilk 4 ayında çiftçiye verdiklerinin iki katını tek bir kalemde bir avuç mevduat sahibine verdiler. Yine 4 ayda milletin alın terinden toplanan vergilerle faiz lobilerine ödedikleri para 103 milyar 973 milyon 521 bin lira. Tekrar ediyorum. 103 milyar 973 milyon 520 bin lirayı faizcinin, bir avuç tefecinin cebine koydular. Bu ucube hükümet sadece vatandaşın bütçesini değil, devletin bütçesini de dikiş tutmaz hale getirdi. Bütçe tek bir ayda 50 milyar lira açık vermiş. Bu Nisan ayları itibariyle en yüksek bütçe açığı. Korkunç bir rekor. Ekonomi biliminin köküne kibrit suyu döken saray ve şürekası Nasrettin Hoca fıkrasına benzeyen sözde bir modelle Türkiye ekonomisini perişan etti. Güya faizler inecek, döviz kuru artacak, ihracat şahlanacak, cari açık kapanacak, rezervler artacak, döviz kuru düşecek, enflasyon da gerileyecekti. Sonuç? Sonuç ne oldu? Merkez Bankası'nın önce kasasını boşalttılar. Yetmedi, faizi indirdiler. Milli paramızı pul ettiler. Buna rağmen faizleri indirdiler. Cari açık rekorlar kırdı. Orta vadeli programda yılın tamamı için öngörülen cari açığa Nisan ayında ulaştılar. Sadece cari açığın finansmanı için 8 milyar dolara yakın rezervimizi erittiler. Aslında ortada ne model var ne de tedbir var. Böyle ne faizler düşer ne enflasyon düşer. Ortada sadece pansuman var, sadece yama var. Doların yeşilini görünce gözleri parlayan Nebati Bakan'ın Türk lirası en düşük seviyesinde, daha fazla ineceği bir yer yok demesinin üzerinden bu yana dolar kuru 5 ayda dolar karşısında Türk lirası dolar karşısında %7 değer getirdi. Son bir yılda benzer ülkeler içerisinde parası dolar karşısında en çok değer yitiren ülke Türkiye oldu. Kredi temerrüt risk primi Türkiye'nin 700'ün üzerine çıktı. Risk primi en çok artan ülke biz olduk. Savaştaki Rusya'nın ardından riski en yüksek ikinci ülkeyiz bugün. Türk lirasındaki değer kaybı hızlandıkça mali dengeler üzerindeki yükler de artıyor. Sadece Mayıs ayının ilk 18 günündeki devalüasyon nedeniyle dövize endeksli mevduatlardan gelecek olan kamu zararı 18 milyar 694 milyon lira. Bu para bütçeden ve Merkez Bankası'nın kasasından çıkacak. Buna ilk 4 aydaki dahil değil. Türkiye ikiz açık dediğimiz cari açık ve bütçe açığıyla büyük bir döviz krizine doğru koşar adım ilerliyor. Kayınpeder ve damat 128 milyarı buharlaştırmışlardı. Bugün artık kasada Merkez Bankası'na ait tek bir sent kalmadı. Döviz kasasının borcu, döviz kasasının alacağını kat be kat aştı. Dün yabancı bir haber ajansında yabancı bir Merkez Bankası'nın İngiltere Merkez Bankası nezdinde tuttuğu altınlarından yüklü bir satışı yapmış olabileceği yazıldı, çizildi. Bu hangi Merkez Bankası? Biz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da İngiltere Merkez Bankası nezdinde tuttuğu yaklaşık 4 milyar dolarlık altın olduğunu biliyoruz. Eğer bu altınlar da gizli saklı satılmaya başladıysa yandı gülüm keten elba. 128 milyar doları arka kapıdan buharlaştıranlardan bu konuda mutlaka bir açıklama yapmalarını bekliyoruz. Fransız yazar Honoré de Balzac'ın dediği gibi akılsız insanlar güzel topraklardan beslenen zararlı otlara benzer. Saray hükümetinin akıldan azadeliği de bu güzel toprakları zararlı bir ot gibi sardı. Ülkemizin bereketini kaçırdı.
Ama bunlardaki akılsızlık bir değil, yüz değil, bin değil. Bir kuru inat uğruna, eşi dostu zengin etmek uğruna, imar planlarında bile yer almayan bir proje için Atatürk Havalimanı'nın pistlerini kırmaya başladılar. Ama dün akşam sarayın kibirlisi gençlerle yaptığı toplantıda çıktı, bir ihtimal pistleri kaldırmayacağız dedi. Şecaat arz ederken sirkatin söylemek işte budur. Erdoğan'ın bu yıkım işine nasıl plansız programsız giriştiklerini itiraf ettiğini, nasıl itiraf ettiğini gördük. Devlet ihtimalle yönetilmez, akılla ve bilimle yönetilir. Bunlarda akıl olsa, izan olsa milleti perişan ettikten sonra bir de üstüne çıkıp ekonomide son iki yılda gösterdiğimiz büyük başarı tüm dünya tarafından takdir ediliyor demezler. Millet ekmek kuyruklarındaymış, et alamaz hale gelmiş, bebekler süt içemiyormuş, çocuklar beslenemedikleri için kansız kalıyormuş, millet faturalarını ödeyemiyormuş, elektriksiz kalıyormuş, ne gam. Nebati Bakan için bundan hiçbir önemi yok. Yeter ki sarayın kibirlisinin yüzünü güldürebilsin. Bu bilgisiz, beceriksiz yönetim ne paramızın pul olmasını önleyebilir ne de enflasyonu dengeleyebilir. Milletin yarasına falan hiçbir şekilde merhem olamaz. Sorunun sebebi olanlar çözümün adresi olamazlar çünkü. İpsos'un 11 ayrı ülkede yaptığı anketin sonuçları ortada. Milletimizin %80'i yaşadığı ekonomik sorunların sebebinin hükümetin izlediği ekonomi politikaları olduğunu söylüyor. Anket yapılan 11 ülke içinde enflasyonun sorumlusu olarak ülkeyi yöneten hükümeti gören vatandaş sayısının en yüksek olduğu ülke Türkiye. Biz hep söylüyoruz. Milletimiz olan biteni görüyor. Yapılanlara notunu da veriyor. Ülkeyi yönettiğini iddia edenler kendi kokularıyla mest olmuş mis keçisi gibi attıkları imzaları bile artık hatırlamaz hale geldiler. Erdoğan, genel başkanımızın Sadat'ın kapısına dayanıp sandığa sonuna kadar sahip çıkacağız, Sadatçılarınıza pabuç bırakacak değiliz demesi üzerine birkaç gün önce çıktı. Sadat yöneticileriyle uzaktan yakından alakası olmadığını söyledi. Güzel. Ama bu elimde gördüğünüz Cumhurbaşkanı kararı öyle demiyor. Karar Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu'na yaptığı atamalara ilişkin 8 Ekim 2018 tarihinde imzalanmış. 9 Ekim 2018 tarihli resmi gazetede de yayımlanmış. Kendine bağlı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu'na kendi imzasıyla Adnan Tanrı verdiği hem de ilk sıradan atamış. Peki Adnan Tanrı verdi kim? Sadat'ın kurucusu. Kendi Güvenlik ve Dış Politika Kurulu'na ilk sıradan atadığı birini tanımadığını söyleyen birine bu millet nasıl inanacak? Erdoğan'ın içeride farklı, dışarıda farklı konuşması, bugün ak dediğine yarın kara demesi vakayı adiyeden oldu. Daha iki yıl önce Birleşik Arap Emirlikleri'ni 15 Temmuz'un finansörü olmakla suçluyordu. Yandaş gazetelerinde bu ülkeye manşetten küfür ettiriyordu. Atama İçişleri Bakanı daha geçen yıl bu zamanlar devlet televizyonundan Birleşik Arap Emirlikleri'ne söylemediğini bırakmadı. Olmadık hakaretler etti. Peki bugün ne oldu? Aynı Birleşik Arap Emirliği ile birkaç milyar dolar swap karşılığında can ciğer kuzu sarması oldular. Öyle ki grup başkan vekillerinin bile bu dönüşe ayak uyduramadığını gördük. Grup başkan vekilleri olanı biteni anlamadı. Öyle anlaşılıyor ki içine de pek sindiremedi. Çıktı, biz diz çökmedik, Birleşik Arap Emirlikleri diz çöktü deyiverdi.
Bunun üzerine AK Parti sözcüsü apar topar çıktı. Grup başkan vekilimizin sözleri partimizin görüşlerini yansıtmıyor dedi. Yani Birleşik Arap Emirlikleri diz çökmedi dedi. Sonra da bu grup başkan vekilinin beli dün resmen kırıldı. Birleşik Arap Emirlikleri'ne söz söyledi diye görevden alındı. Sonra Erdoğan çıktı, gençlerle sohbet ederken Birleşik Arap Emirlikleri'ne bunlar da bizim Müslüman kardeşlerimiz deyiverdi. Suudi Arabistan'dan gelen cellatlar ülkemizin topraklarında gazeteci katlediyorlar. Erdoğan önce belgeleri dinletiriz, gösteririz ama vermeyiz diyor. Dünyaya lider, içeride dünyaya lider havası basıyor. Sonra da dolara sıkışınca dosyanın tamamını Suudi Arabistan'a gönderiveriyor. Satıyor. Erdoğan'ın doların yeşiline olan aşkı sarayın kendi evlatlarının başını daha çok yer. Erdoğan şimdilerde bu dönüşlere bahane bulmak için bir de atasözü uydurmaya başladı. Güya Japonların düşmanımız dahi olsa iplikle bağı sıkı tutun koparmayın gün olur o bağ size tekrar lazım olur diye atasözü varmış. Ama Japonların böyle bir atasözünden de haberi yok. Dış politika tutarsızlık kaldırmaz. Sabah başka, akşam başka konuşulmaz. İdeolojik körlükle dış politika yürütülmez. Dış politikadan iç politikaya rant devşirilmeye kalkılmaz. Dış politika 84 milyonun çıkar ve menfaati için yürütülür. Bu nedenle de dış politikanın milli olması gerekir. Türkiye büyük bir ülkedir. Türkiye çok güçlü bir ülkedir. Türkiye'nin dış politikası da iç politikası da ülkemizin büyüklüğü ve gücüyle uyumlu olmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında dış politikamızda temel ilkemiz yurtta sulh, cihanda sulh olacak. Devletimiz bölgesinde ve tüm dünyada yeniden sözüne güven duyulan bir devlet olacaktır. Bizim yönetimimizde Türkiye dostluğu aranan, hasımlığından da korkulan bir ülke olacak. Ülkemizdeki Suriyelileri en geç 2 yıl içinde ülkelerine göndereceğiz. Komşularımızla başta ekonomik, diplomatik ve siyasi ilişkilerimizi geliştireceğiz. Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı mutlaka kuracağız. Biz hazırız, milletimiz hazır. Artık bir an evvel seçim sandığının önüne gelmesini bekliyor. Sözlerimi bitirmeden önce milletimize bir davetimiz var. Biliyorsunuz yarın İstanbul'da olacağız. Saat 18'de Maltepe Meydanı'nda Milletin Sesi mitingimizi gerçekleştireceğiz. Yarın Maltepe Meydanı'nda ucube tek adam rejiminin açlık sınırının altında yaşamaya mahkum ettiği asgari ücretlileri, mahkeme kararı olmadan görevlerinden uzaklaştırdığı KHK mağdurlarını, geleceksiz, hayalsiz bırakmaya çalıştığı, yandaşlarını doyurmak için mülakat mağduru ettiği gençlerimizi, pahalılığa ezdirdiği emeklerimizi, sözünü tutmadığı emeklilikte yaşa takılanları, işsiz, açsız bıraktığı anne ve babaları, isyanı arşa ulaşan, zulme uğrayan kadınları, yanlış politikaları nedeniyle önünü göremeyen iş insanlarımızı, tarlasına küsen çiftçilerimizi, borç kıskacındaki esnaflarımızı, emekçilerimizi, apartman görevlilerimizi, motokuryelerimizi, toplumun vicdanının sesi sanatçılarımızı, israf haramdır, yolsuzluk haramdır, yandaş kayırmak haramdır diyen yurttaşlarımızı, bu ülkede barış istiyoruz, huzur istiyoruz, iş, aş istiyoruz diyen tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Milletin sesi yarın Maltepe'deki Adalet Meydanı'ndan yükselecek. O ses sarayın kibir duvarlarını da yıkacak. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi varsa sorularınızı alabilirim. Buyurun. Var var mikrofon. Gerekçe olmadan gözaltına alınmış durumda. Bu yasak
Geçtiğimiz günlerde Erdoğan çıktı, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşıyım dedi. Biraz önce söyledim, bir dış politika konusunu oy devşirmek için iç politikaya malzeme etmeye başladı. Yeni bir Rahip Brunson olayı, yeni bir FETÖ Birleşik Arap Emirlikleri hikayesi, bir başka Kaşıkçı dosyası, aldatmacası sürecinin düğmesine bastı. Bu arada sarayın sözcüsü de yabancı ajanslara İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine kapıyı kapamıyoruz diye demeçler vermeyi de ihmal etmedi. Sonra Erdoğan vites yükseltti. Türkiye'ye gelmeyi planlayan İsveç ve Finlandiyalı yetkililer için bizi ikna etmeye geliyorlarsa boşuna gelmesinler dedi. Bugün de aynı şeyleri tekrarladı. Finlandiya Cumhurbaşkanı da çıktı dedi ki, bir ay önce Erdoğan'la telefonla konuştuk. Biz sormadan NATO üyeliğimizi destekleyeceğini kendi söyledi. Türkiye'den gelen açıklamalar çok hızlı değişti dedi. Şaşkınlığını dile getirdi. Anlaşılan Finlandiya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politikadaki bu sert dönüşlerine alışmamış. Aslında sarayın yaptığı hep aynı şey. Dış politikadan iç politikaya, siyasete rant devşirmek için önce içeriye bir öreleniyor. Ondan sonra belli bir süre geçtikten sonra da dışarısı ne derse kabul ediyor. Şunu söyleyeyim, tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz NATO'nun güçlenmesinden memnuniyet duyarız. Ancak Türkiye'nin çıkarları da her şeyden önce gelir. Müttefik dediğimiz ülkelerin, diyeceğimiz ülkelerin müttefiklik hukukuna saygı duymasını da elbette bekleriz. Milli güvenliğimizi garanti edecek şekilde ellerindeki kozları kullanmak hükümetin görevidir. Ama bunu yaparken bir diplomatik yol yordam, bir kuyumcu hassasiyeti gerekir. İçeride başka, Brüksel'de başka konuşursanız sizi kimse ciddiye almaz. At pazarlığı yaptığınızı düşünürler. İşte benzer olayları biz Danimarka Başbakanı'nın NATO Genel Sekreterine atanmasında da yaşamıştık. Ne demişti o zaman da Erdoğan? Rasmussen'in NATO Genel Sekreterliğine atanmasına olumsuz bakıyorum. Daha sonra ne oldu? Bu dediğini yuttu. Umarım İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği içinde benzer olayları yaşamayız. Sarayın kibirlisi diplomasiyle alacağımızı oy uğruna televizyon ekranlarında, meydanlarda bozuk para gibi harcamamalıdır. Bu konuda diz çökmemelidir, milletimizin itibarını azaltmamalıdır. Kürtçe şarkı türkü meselesine gelince gerçekten bu iktidarın ne yaptığını anlamamız son derece güçtür. Türkiye'de Kürtçe şarkı türkü söylemek serbesttir. Neden böyle bir sözleşme iptali noktasına gidilmiştir? Tabii bunu anlayabilmek mümkün değildir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Kürt meselesinin nasıl çözüleceğimiz konusunu defalarca dile getirdik. Biz bu meseleyi Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çözeceğiz. Evet, teşekkür ediyorum.